arkadaşlar yeni bir projemizle daha birlikteyiz. Bu projemiz otoban sinyali yaptık. Bunu BMW E36 aracımıza uygulayacağız. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydum? Mesela öncelikle otoban sinyalinin size özelliklerinden bahsedeyim. Ondan sonra neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğumu zaten anlayacaksınız. Otoban sinyali arkadaşlar normal yolda seyrederken şerit değiştirmek istediğinizde sinyal koluna bir kez dokunduğunuzda ayarlanan süre boyunca veya kaç defa sinyal verilecekse o sinyal sayısını alıp geçeceğiniz şerite doğru sinyalini verip daha sonra kendiliğinden kapanan bir sistem. Yeni arabalarda çoğunda mevcut ve zamanını veya sayısını istediğiniz kadar ayarlayabiliyorsunuz bazı arabalarda. Bazılarında da fabrikasyon olarak işte 4 defa sinyal veriliyorsa 4 defa kendisi otomatik olarak, yani 4 defa programlanmışsa 4 defa sinyal verip otomatik olarak kapanıyor. Şimdi bunun özelliği ne? Tabi bu arada modül biraz büyük ama başka bir donanım daha ekleyecektim. Sonradan vazgeçtim, yani sistem uyuşmadı. Derken tasarlamış olduğum modülü bu şekilde kullanmak zorunda kaldım. Tabii bu modül küçülecek. Çünkü test yapacağım arkadaşlar. Testten sonra kablosunu söküp daha küçük bir modül yaparak bunu aracıma yerleştireceğim. Yani tabii şu an bu düzgün. Herhangi bir problemi yok. Çalışıyor. Sadece boyut problemi var. Yani boyut dediğim aslında çok büyük bir şey değil. Yani 70 mm'ye şuradan 55 mm civarında. Yani herhangi bir yere yerleştirilebilir. Şurada bir LED'imiz var. Kaç defa yanacağını söylüyor sinyalimizin. Piyasa modüllerinden çok daha farklıdır arkadaşlar. Çünkü birazdan anlayacaksınız niye böyle olduğunu. Çünkü piyasa modüllerinde zaman ayarı yapıyorsunuz. Zaman ayarı yaptığınız zaman yani sinyal 4 defa veriyor. Belki 5. sinyali de böyle çok az bir şey veriyor. Hani biz göremesek de verebiliyor. Zamanla kalibrasyon ayarı hataları olabiliyor. Dolayısıyla ben bunu yazılımsal olarak çözdüm. Ve herhangi bir ayar düğmesi yok, iptal düğmesi yok. Tamamen bunu sinyal kolundan ve dörtlü düğmesinden kullanarak modülü programlayabiliyorsunuz. Nasıl yani? Şimdi öncelikle modülümüzün bir fişini takalım. Şöyle ben buradan yerleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi şuradaki LED'imiz arkadaşlar 4 defa şöyle tam gözükmedi kameradan. Şöyle tekrar fişini takıyorum. Evet. Bakın LED'imiz yandı. Yani bu ilk çalışmada zaten kontak 1'den veya kontak 2'den elektriğini alacaktır sistem. İlk çalışmadan kaç defa yanıyorsa otoban sinyali de o kadar devreye girecektir. Peki bu ışığı niye koyduk? Hani montaj yaparken zorluk olmasın diye sürekli sinyal vermektense modülün üzerindeki LED'den bunu anlayabiliyoruz. Şu an ben 4 tane herhalde en son ayarlamışım. 1, 2, 3, 4. 5 de olabilir, tam sayamadım. Şimdi arkadaşlar şuradaki sol sinyalimiz, şuradaki lambamız da sağ sinyalimiz. Mesela şöyle sol sinyalimize doğru elektriğimizi verelim. Bakın ben programladım zaten, şimdi her şey düzgün çalışıyor. Kısa titik verdim. 2, 3, 4. Sağ sinyal veriyorum. Evet, lambamızda bir temassızlık var herhalde. Lambanın kablosunda temassızlık var, evet. Tekrar verdim. Evet, sağ sinyalimizde ayarlanan sayı boyunca, süre değil arkadaşlar, sayı boyunca ne yaptı? Sinyalimizi verdi. Tekrar öbür tarafa veriyorum. Bakın bu arada LED'imiz yanıyor. Şimdi arkadaşlar peki bunu mesela sol taraf olur, otoban sinyali devrede. O arada siz sağa dönmek istediniz tekrardan. Bakalım ne oluyor? Bakın şimdi sola veriyorum. Devrede. Sağa geçeceğim. Evet, anında kesiyor. Yani siz sinyal vermeye devam edebilirsiniz. Bakın sinyali veriyorum. Herhangi bir otoban sinyali devrede değil arkadaşlar. İşte geçtik, sonra bir daha sinyal vereceğiz sağ tarafa doğru diyelim. Bakın. Herhangi bir problem yok. Yani otoban sinyali devrede değil. Çünkü uzun sinyal verdik. Mesela kısa verirsek. Sola veriyorum yine normal. Bakın uzun verdim. Sonra sinyal kolunu kapattım. Bu şekilde herhangi bir problem yok. Tekrar kısa veriyorum. Son bir kez daha deneyelim. Daha sonra aracımızın montajına geçeceğiz. Tabii birkaç tane daha ayar özelliği var. Onlara bakalım. Peki ben bu modülü tamamen devreden çıkartmak istiyorsam veya ayar modunda 3 defa otoban sinyalini devreye sokmak istiyorsam veya 5 defa veya 4 defa sinyal vermesini istiyorsam nasıl olacak? Bu durumda arkadaşlar dörtlüyü yakmanız lazım. Yani dörtlüyü yakıyoruz. Daha sonra şuradan LED yanacak. LED söndükten sonra ayar moduna girdiğini belirtiyor bana. Yani şöyle. Tabii burada biz dörtlüyü nasıl yapacağız? İki lambaya da elektrik vererek. Zaten sistem bunu anlıyor.
Bakın led söndü. Şu an ayar moduna girdi. Daha sonra arkadaşlar sol sinyal veriyorsunuz. 7 saniye içinde. Sanırsam 7 saniye geçtik. Geçmesek bile hatalı bir şey yapmış olabilirim. Çünkü hangi lamba sol hangi lamba sağ onu ben ilk başta yerleştirirken tam denge yerleştirmedim. Şöyle. Evet şu an ayar moduna girdik. Evet. Önce sağ daha sonra da sol sinyal verdim. Bakın her tıklayışımda ötüyor arkadaşlar. 5 defa sanırsam öttürdüm. 2, 3, 4, 5. Pardon 6'ya ayarlamışım arkadaşlar. Şu an 6 defa otoban sinyal olacak. Evet arkadaşlar şimdi ayar moduna geçiyoruz. Ayar modu nasıl yapılıyor? Yani ayar modu nedir? Öncelikle ondan bahsedeyim. Otoban sinyalimizi 3, 4, 2, 1, 5 veya tamamen iptal etmek isteyebiliriz. Bunları ayarlamak için kullanıyoruz. Şimdi önce dörtlüğümüzü yakmak zorundayız. Şöyle dörtlüğümüzü yaktık. Bakın ben iki kabloyu birbirine değdirerek yapıyorum. Değdirdikten sonra arkadaşlar led yandı söndü farkındaysanız. O ayar moduna girdiğini belirtiyor. Ayar moduna girdiğini dediğim aslında yani ayar modu için ilk hareketi yaptığımızı belirtiyor. Dolayısıyla şu an ben herhangi bir şey yapmadım. Şu an boşta ayar modundan çıktı. Yani bunun tabi zamanlayıcısı var. Mesela şöyle bir daha yapıyorum. Bakın. Bıraklığı yaptım. Evet led yandı. Ayar moduna girdim diyor. Girdikten sonra 7 saniye içinde sağ sinyal veriyorum. Bakın ayar moduna ikinci kez girdi. Yani ikinci bölümüne geçtik. Şimdi sol sinyal veriyorum. 1 2 3 4 4 defa da bıraktım. 4 defa da zil öttü. Şimdi onay veriyor. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık ayar konfor modum 4'te. Şimdi kapatıp açıyorum mesela modunu. Hafıza hiçbir zaman unutmuyor. Kapattım. Tekrar takıyorum. Bakın dediğimiz 4 defa yanacaktır. 2, 3, 4. Şimdi bir kez daha yapalım o zaman. Ayarlar nasıl oluyor görelim. Dörtlüğü yapıyoruz. Yani bir 2 saniye, 3 saniye bekleyeceksiniz arkadaşlar. Sonra dörtlü sönüyor, söndüreceksiniz. Sağ sinyal vereceksiniz 7 saniye içinde. Ötecek. Daha sonra da sol sinyalden sayısını ayarlayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 5 de bıraktım mesela. Komutu aldı, dedi ki 5 tanesini ayarladım dedi. Bu şekilde döngüyü devam ettirecek arkadaşlar. Şimdi artık sinyal veriyorum. Kesik verdim. 2, 3, 4, 5. Evet 5 defa sinyalimizi verdi. Gördüğünüz gibi her şey sinyal konumundan ve dörtlüden ayarlanabiliyor. Tabi bunu kullanma kılavuzu üzerine yazacağım. Yine herhangi bir aracın el değiştirmesi durumunda kolaylıkla bunun özelliklerini bulunabilmesi için onlara bakmamız lazım. Peki arkadaşlar şunu da çözdüm. Atıyorum siz sinyal veriyorsunuz. Yani ayar moduna girdiniz. Sayıyı kafanıza karıştırdınız, bir şeyler oldu. Dediniz ki 6 mıydı, 7 miydi, 8 miydi? Bu gitti 10 defa, 15 defa sinyal verdi. O zaman 15 defa mı yapacak? Hayır. 7 tanenin üzerine geçtiğiniz zaman arkadaşlar, yani 6 yaptığınız zaman, pardon 8 yaptığınız zaman, 9 yaptığınız zaman daldınız mesela sinyal verdiniz ayar modundayken. Otomatik olarak sistem arkadaşlar bunu 6 olarak atar. Hani maksimum seviyede olduğu için 6 olarak atıyor. Şimdi 4'lüğü verelim bakalım kaç tane çıkacak. Ben size 4'lüğü yine veriyorum. Ayar moduna girdiğini belirtiyor. Işık söndü. Şimdi sağa sola ver. Sağa verdim. Daha sonra sola veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6. Şu an arkadaşlar 6 tane otomatik sinyalini vermiş olacak. Mesela tetik verelim. Tekrardan. 2, 3, 4, 5, 6. Peki devreden çıkartmak istiyoruz. Nasıl olacak? Tamamen ben otoban sinyalini hiçbir şekilde kullanmak istemiyorum. Arkadaşlar bu sefer mecburen tam sayı vermek zorundasınız. 7 tane sinyal verirseniz sol tarafa doğru bu sefer ayarda. O zaman sinyal modu, otoban sinyal modu devre dışı kalıyor. Nasıl yani? Şöyle. Ayar moduna giriyoruz. Sağa geçtik. Tabii bu arada yanlış yaptım. Şu
Çünkü kablo birbirine değdiremediğim için bazen dörtlü moduna girmiyor. Tekrar şey yapalım. Şu sarı ışık sönmesi lazım arkadaşlar. Söndü. Sonra da sağ sinyale geçtim. Şimdi sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uzun uzun ötecek ve devre dışı kalacak arkadaşlar. Evet, artık uzun öttü. Hiçbir şekilde devreye girmiyor. Artık mesela bakalım. Kısa verdim. Verdim. Hiçbir şey. İstediğiniz kadar verin. Evet, sanırsam arkadaşlar işte piyasadaki modüllerin en büyük zararı süresini ayarlayamamak, yani sayısını ayarlayamamak, iptal edememek, iptal etmek için modülü sökmek, roleyi sökmek vesaire gibi bir sürü şey oluyor. Üstelik bunu yaparken de hiçbir kablo kesmiyordu arkadaşlar. Sağa giden, sağ sinyale giden kablolardan artı bölümüne teyek yapıyoruz. Sol sinyale giden yine kablolardan da role çıkışından veya roleyi tetiklettirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde role çıkışından veya öncesinden bu sistem bağlanabilir. Peki bunu o zaman şimdi aracımıza bağlayalım ve sistemi test edelim. Burada çalıştığı gibi gerçekten araba üzerinde çalışacak mı ona bakalım. Bu arada zilin sesi az gelebilir. İçerisinde arkadaşlar koruması var çok ses yapmasın diye. Çünkü sürekli deneme yapıyorum. Şöyle böyle o da kafa ağrıtıyor. Şimdi onu söktükten sonra arabanın içine koyduğumuzda zilin sesi de gayet yüksek olacaktır. Zilin ses ayarını yapabiliyoruz ama onu tabii ki üzerinden değil, kendi içerisinden yazılımsal olarak isteğe göre tasarlanabilir. O zaman modülümüzün gördüğünüz gibi 4 tane kablosu var. Artı, eksi, sol sinyal, sağ sinyal şeklinde kablolarımız da mevcut. Kullanımı, yani montajı gayet kolay olacak. Çünkü çok fazla bir kablo bağlantısı yok. Kablolar da uzun, fazlasını keseceğiz. Montajını yapacağız ve yerleştirip konforumuza bakacağız. Olmuş mu, olmamış mı? O zaman montajına geçebiliriz.